Selamlar millet, ben Sinan yani Tat Dedektifi, kanalım Burger Haritası'na hoş geldiniz. Bugün size şuradaki videolarımda görebileceğiniz aktif karbonlu burger ekmeği tarifimi yapmaya karar verdim. Daha önce bir burger ekmeği tarifi paylaşmıştım size. Patatesli, tereyağlı, böyle yarı brioche gibi benim sevdiğim tarzda bir burger ekmeğiydi. Şimdi bu birazcık daha basit. İçerisinde o tereyağı eritme işi yok, yumurta yok. Daha sakin bir burger ekmeği. Ama şu aktif karbon sebebiyle bu nedir diye birazdan anlatacağım. Aktif karbon sebebiyle hani kendiliğinden zaten hareketli. Dolayısıyla içerisine fazla oynamak istemedim. Siz benim klasik şu köşeye bıraktığım burger ekmeği tarifime, patatesli, tereyağlı olana bunu koyup unla beraber aslında yapabilirsiniz. Şimdi geri döneyim. Aktif karbon nedir? Şimdi benim elimde şu gördüğünüz, daha önceki videolarımda da paylaştığım toz, granül halinde olabiliyor, kapsül halinde olabiliyor. Aktif karbon aslında bir nevi kömür. Neyin kömürü ama bu? Normalde doğada hani fosilleşmiş bir yakıt olarak bulunabilen kömür, gıda, kozmetik, ilaç sanayine Hindistan cevizi, bambu gibi organik maddelerin, mesela Hindistan cevizinin kabuğuyla yapılmış olan bir aktif karbon bu. Ya da bambu kömürleştiriliyor, o da aynı şekilde aktif karbon yapılıyor. Valla her bir sektöre girdi. Son ben herhalde New York'ta 2011-2012 yılındaki seyahatimde ilk siyah burger görmüştüm. O zaman işte mürekkep alın mürekkebini de kullanabiliyorlardı. Ama iş birazcık buna döndü. Bunun toz olması çok daha kolay kullanımına sebep oldu. Mürekkep daha pahalı. Bundan dondurma yapıyorlar, bundan limonata yapıyorlar. Burger ekmeği çok popüler. Hatta yakında videosunu çekeceğim. Fire Room diye Ataşehir'de bir yeni burgerci açıldı. O burgercide de siyah aktif karbondan ekmek yapıyorlar. Şimdi o kısmı anlattım. Yararlı mı zararlı mı? Yani her şeyin fazlası zarar. Onu unutmayın. Dolayısıyla hani kömürleşmiş bir şey olduğu için hani tükettikten sonra vücudunuzda garip şeyler olursa şaşırmayın ama yani korkulacak kadar bir zararı yok. Ama hani ne yaptığını söyleyeyim bunun. Çözeltileri nasıl diyeyim? Seyrekleştirmede kullanılıyor. Su filtrelerinde kullanılıyor. Hastanelerde bazı alanlarda kullanılıyor. Ama bir taraftan da diş macunlarında kullanılıyor, dişi beyazlatmak için. Ya da yüz kremlerinde kullanıyor, hem peeling amaçlı hem işte bir ferahlık versin, temizlesin diye. Dolayısıyla ben çok kullanmayın derim. Mesela ben bu tarifte 4 yemek kaşığı kadar kullanıyorum o bütün ekmekler için. Neyse, aktif karbon işini çözdük. Sorusu olan varsa aşağı yazın, ben oradan cevaplamaya çalışacağım. Şimdi dediğim gibi bu tarif benim tereyağlı, yumurtalı olan tarifime göre birazcık daha sakin. Malzemelerimi sayayım. Yağlı süt var, oda sıcaklığında su var. Oda sıcaklığında su olduğunu söyledim. Mesela şu anda 24.9 derece içerisinde olduğum Intema Yaşam'daki bazı biz kirayla pişirme mutfağın sıcaklığı. Nem de kaçmış? 71. Okey, ben bunu kenara koyayım. Artık bununla işim kalmadı bunu söyledikten sonra. Bu 25 derecelik bir su, bununla beraber çok az ısıtıp beklettiğim yağlı sütüm var. Dolayısıyla böyle 37-40 derece arası bir şey yapmayı planlıyorum. Onun da neden olduğunu söyleyeyim. Şeker ve mayayı birleştirip hamuru öyle hazırlayacağım. Hatta başlayayım. Şu sütümü, sonra instant mayamı, oda sıcaklığındaki suyumu ve şekerimi karıştırma kabına, mutfak robotuna ya da neyse koyuyorum. Yaş maya kullanabilirsiniz, kuru maya kullanabilirsiniz. Instant maya işi birazcık daha kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu dedim ya, bu bir tık daha kolay bir burger tarifi. Miktarlarla ilgili unutmayın, her zaman detay bilgi aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer alıyor. Bunu yaklaşık böyle 1-2 dakika karıştıracağım. Çok yüksek hızda karıştırmanıza gerek yok. Mesela ben şu anda robotumda 4. hızda karıştırıyorum diye özetleyeyim. Karışsın, geri döneceğiz. 2 dakika müsaade. İlk aşama tamam. Şimdi malzemelerimi saymaya devam edeyim. Unum var, aktif karbonum var.
bir parça tuzum var tatlandırmak için ve zeytinyağım var. Un olarak bugün normalde şu un işini de bir hani çok az anlatmak istiyorum size. Bugün ben Tellioğlu firmasının sarı sert buğday ununu kullandım. Ekmek için güzel sonuç veriyor. Bu un, özellikle ekmeklik un işi, yani ekmeğin kendisi kadar önemli bir konu. İçindeki kül miktarı, gluten miktarı, nemi, yani ekmeğinizi iyi yapmanızı ya da kötü yapmanızı sağlayacak en önemli şey unun kalitesi. Dolayısıyla size şöyle bir tavsiyem var. Meraklılar için söylüyorum. Yoksa gidip herhangi bir marketten herhangi bir un alıp siz bu ekmeği yapabilirsiniz. Ama meraklılar için. Eğer bu ekmeği denemek istiyorsanız veya burger ekmekleri yapmak istiyorsanız öncelikle şöyle bir tavsiyem var. Olduğunuz ilde, bulunduğunuz ildeki marketlerden bir kere tüm unları alıp deneyin. Sonra da internet üzerinden sipariş verip size ulaşabilecek unları bulun. Dolayısıyla ya ben İstanbul'da bu ya Tellioğlu'nun ununu bulabiliyorum. Zaten İntama Yaşamı'nın içerisindeki market bölümünde var. İyi sonuç verdiği için bunu düşünüyorum, bunu alıyorum. Ama daha önceki burger tarifi mesela söke unun normal unuyla yapmıştım. Ekmeklik un dediğim gibi değerleri bir tık daha farklı olduğu için başka sonuçlar veriyor. Neyse geri döndüm. Aktif karbon bunu da içerisine aynı şekilde koyuyorum. Dediğim gibi miktarlar aşağıda yazıyor. Şöyle benim çok kullandığımı söylediğiniz ama aslında o kadar çok kullanmadığım tuz ve bir parça da zeytinyağı. Şimdi bunları da yani bir süre vereceğim size, yaklaşık 4 dakika çok hızlı olmayan şiddette karıştırmanızı tavsiye ederim. Ama mesela bir şey göstermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz İntama Yaşamı'nın içerisindeki Bazbiz Kiralı Pişir Mutfağın sıcaklığı 24.8, nemi de 73. %73 nem var. Şimdi bu sizin hamurunuzu yapmaya yine çok etki eden dış etkenler. Ben dolayısıyla bunu size 4 dakika karıştırın, 3 dakika karıştırın, 5 dakika karıştırın diyemeyeceğim. Aldığınız un da aynı şekilde. Mesela bu sert sarı buğday. Sert sarı buğday, ben şimdi birazdan bakacağım. Yetmezse bir tık daha su ekleme ihtimalim var. Ama hani tarifi şöyle düşünün. Ben aşağıya en azından öyle yazacağım. Bu malzemeleri koyduktan sonra 4 dakika mesela bu robotta 4. hızda yine karıştırıyor olacağım. Anlayabileceğiniz kıvamı bittiğinde göstereceğim. Dolayısıyla iyi izleyin. Sesten beni ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama hatta kapatayım. Çünkü hamur kıvamına geldi. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kancasından çıkarttım. Hatta yerinden de aldım. Kancada hiç hamur kalmadı. Kabın içerisinde hiç hamur kalmadı. Güzel bir şöyle siyah ekmek hamurumuz oldu. Buna yapacağımız işlem şu. Nemli bir bezimiz var hava alsın diye. Nemli bezi üstüne kapatıyoruz. Bir geri açacağım bir şey göstermek için. Şimdi bu böyle bir avucumun içerisini dolduran karıştırma kabının içerisinde de aşağıda kalacak büyüklükte bir hamurdu. Dedim ki ben bunu şu anda üstünü kapatıyorum. Yaklaşık 2 katı olacak kadar. O da işte oda sıcaklığına ve dış etkenlere göre değişiyor ama yarım saatle bir saat arası gibi düşünün. 2 katı büyüklüğe erişecek hale kadar bunu dinlendiriyoruz. 2 katı olunca tekrardan porsiyonlayıp tepsiye alacağız. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi hamur of mayalanma emareleri ve kokuları gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Onu kabımdan alıp şöyle birazcık havasını alıp tekrar hava kazandıracağım. Görüyorsunuz kabarcıklar oldu. Yapmak istediğim şu. Şöyle bir parça ben şu alanımı temizledim. Şöyle bir parça açıp içerisine tekrar hava almasını sağlayacak katlamalar yapıyorum. Sonra
şöyle bir yuvarlak hale getirip bir şey göstereyim mi size? Gelin. Şu aradaki kabarcıkları görüyor musunuz? Bunlar işte aslında fermantasyonun gerçekleştiğini, ekmeğin hani iyi mayalandığını gösteren şeyler. Bundan ne yapabilirsiniz söyleyeyim. Yaklaşık 8 tane 10 tane burger ekmeği çıkartabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Önce bir ikiye keseyim. Sonra bir daha bir ikiye keseyim. Şu boyda burger ekmekleri bana herhalde yeter gibi geliyor. Şu alta doğru kenarlarından çekerek yuvarlıyorum. Birazdan bunları şöyle şöyle bir önceki burger ekmeği tarifinde yaptığım gibi yerde yuvarlayacağım. Bu da tamam. Yani siz evde yaptığınız için boyutlarına kendiniz karar verin. Şöyle iki tane biraz büyükçe yaptım. Mesela bunu aldım şöyle. Bunu böyle aldım. Bunu böyle aldım. Bir tane de küçüklerden yapayım. Şunu da kenara koydum. Hemen bunlara da şöyle yalandan yuvarlak şekil veriyorum. Burada yuvarlayacağım. Bu bir. Buraları daha nemli. Üstleri daha az nemli. Dolayısıyla nemli kısımların alta gelmesini sağlayacak şekilde içe doğru katlıyorum. İşlemim bu. Altına da yuvarlak yapıyorum. Bunu da koydum. Buralar nemli, buralar nemsiz. Yine aynı hikaye. Nemli kısımları alta gelecek şekilde katlıyorum. Bu da böyle kalsın. Birkaç farklı boyutta aktif karbon burger ekmeğimi en azından hamur aşamasını tamamladım sayılır. Şimdi son dinlendirme kaldı. Yapacağım şey şu, bu bir tık daha büyük bir ekmek olacak, özellikle şu ikisi. Yuvarlak halini korumasını istiyorum. O yüzden şöyle masada avcunuzun içini kullanarak şöyle yuvarlayabilirsiniz. Sonra bir yağlı kağıt koyduğunuz tepsinin kenarlarına ya da diğer burger ekmeklerine çarpmayacağınıza inandığınız kenarına, köşesine yerleştirin. Hadi bunu da yuvarlayalım. Son burger ekmeğimi de yuvarlak yaptım. Onu da tepsiye alıyorum. Yine üzerine nemli havlumu koyacağım. Şimdi bir daha göstereyim. Boyutları iki katı oluncaya kadar kalsın. Eğer ki iki katına ulaşmazsa ya bir buçuk katını geçtiyse problem yok. İki katına geldiyse fevkalade. Dolayısıyla bunun için de bir 20 dakika, yarım saat gerekiyor. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Şimdi ekmekler dinlendi. Yaklaşık iki katı boyutlarına da çıktı. Şimdi aktif karbonla ilgili söylemediğim ne var? Nereden bulabileceğiniz en önemli kısım. Arkadaşlar ben hani açık açık söyleyeyim size. Böyle gidip marketten tık diye alabileceğiniz bir ürün değil aktif karbon. Öyle her yerde kolay kolay yok. Geçen seneye kadar hani Türkiye'de çok zor bulunabiliyordu. Yurt dışından ben getirtiyordum. Ama şimdi şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Aktif karbon gıda için diye Google'a yazın. Pek çok firma var. Toz olanını almanız gerekiyor. Granül ya da kapsül almayın. Çünkü granül ya da kapsülü kullanma ihtimaliniz %0. Siz toz olanını kullanacaksınız. Toz aktif karbonunuz var mı diye internette çıkan firmaları teker teker arayın. Fiyatı yani kilosu
10 lirayla 25 lira arasında değişiyor. Hangi firma ne kadara getirirse ya da ne kadara imal ettirirse diyeyim. Dolayısıyla hani bu nereden bulacağınız kısmına bir cevap olsun. Pişirme ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada şimdi yumurtasını da sürmeye başlayacağım. Sarısını patlatıyorum. Bir tane kenarda yumurta ayırmıştım hatırlarsanız. Onu kırdım içine. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar suyla bu yumurta sarısını karıştırabilirsiniz. Üstünde çünkü bu siyah olduğu için kahverengi bir tabaka yaratıyormuş gibi oluyor. Sadece sarıyı koyarsanız. Bir de pişirmeyle ilgili de bir detay daha söylemiş olayım. Normalde ekmeği piştiğini nasıl anlarsınız? Renginden. Bu siyah olduğu için anlaşılmıyor. Pişirme süresi yine yani fırınınızın iç ısısının ne kadar doğru olduğuyla da orantılı ama ben şimdi 85 derecede 16-17 dakika kadar pişireceğim. 185 derecede 16 ya da 17 dakika kadar pişireceğim. Ama hani ben dereceme güvenmiyorum, nasıl yaparım diyecek olanlar varsa kenarda bir hamur yapsınlar. Aktif karbonsuz normal bir hamur yapsınlar ve kenara koysunlar aynı boyutlarda. O hamurun kararma oranına göre siz de bu ekmeğin pişip pişmediğini anlarsınız. Hani öyle bir taktik vermiş olayım. Çünkü bu siyah olduğu için ne kadar piştiği dışarıdan o kadar da anlaşılmıyor. Öyle bir problem var. Şimdi şu yumurta sarılarını çok üstüne bastırmadan, ezmek istemiyorum. Bir süreyim. Sonra da susamını süreceğim. Dediğim gibi 185 derecede 16-17 dakika kadar bunu pişireceğim. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Birkaç tariftir aklımda, videolarda söylemeyi unutuyorum. Yabancı tarif sitelerini, yabancı YouTube kanallarını seyrediyor musun Sinan abi diye soruyor bazı arkadaşlar. Evet seyrediyorum. Muhtemelen siz de izliyorsunuz ki bana soruyorsunuz. O kanallarda verilen tariflerle bizim uyguladığımız tarifler arasında bazı ufak farklar oluyor. Onu bir söylemek isterim. Mesela ölçü farkları, hani biz gram kullanıyoruz, onlar ons kullanıyor vesaire. Ama hani en bildiğimiz ve aslında en fazla hata yapmamıza müsait olan şey, onlar da şimdi bizdeki çorba kaşığı tablespoon diye geçiyor. Onlardaki tatlı kaşığı diye bir kavram yok. Çay kaşığıyla ifade ettikleri şey, yani onların çay kaşığı diye kullandığı kaşık bizim tatlı kaşığımız. Dolayısıyla onların tariflerinde mesela bir çay kaşığı yazıyor. Az bir miktar atıyor mesela 3 gram. Ama bizim o tatlı kaşığına tekabül ettiği için biz onu 6 gram olarak düşünmeliyiz. Hani orada öyle bir fark var. Yani bilmem anlatabildim. Onların çay kaşıkları aslında bizim tatlı kaşıklarımız. Bunu unutmayın. Öyle bir ayrım var arada. Bir de bu tarifle ilgili bir detay daha söyleyeyim. Ben şimdi üstüne rengini sevdiğim için susam koyacağım. Ama siz istiyorsanız daha önce tariflerimde görmüştünüz. Çörek otu kullanabilirsiniz. Haşhaş tohumu kullanabilirsiniz. İstanbul'da bazı burgerciler kullanıyorlar. Soğan kıtırı kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle cömertçe üstlerine koyuyorum. Bir arkadaşım var. O birazcık tuz meraklısı. O mesela yaprak deniz tuzu koyuyor. Bilmiyorum. Benim tuzla ilgili bir derdim varmışçasına bana yüklenenler böyle insanlar olduğunu da görsünler. Aslında fena fikir değil dışına tuz koymakta. Yani şaka bir yana. Susamımı da koydum. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. Dediğim gibi 185 derecede süresini de şu araya başlamadan ayarlamıştım. 16 dakika. 185 derece 16 dakika. Ben şunu bir pişireyim. Sonra görüşeceğiz. Sesi duyuyorsanız bu bittiğine delalet. Kapağını açayım. Of. Ekmeklerim hazır. Hemen kapağı kapatıp geliyorum.
Şimdi normal şartlar altında bunun bir soğuyana kadar ve altının terlememesi için bir telin üzerinde 45 dakika, 1 saat falan bekliyor olması lazım. Daha büyük ekmek yaparsanız o süre daha da uzuyor. Ama ben size ya sıcakken yapacağım onu ama bir göstereyim içi ne oldu. Çünkü içini merak eden olacaktır. İçi de şöyle, dumanın üstünde. Kabarcıklar var, delikler var. Yani bir burger ekmeğinde görmek istediğimiz şeyler var. Bir de tadına bakayım nasıl oldu. Bizim tereyağlı yumurtalı ekmeğimiz de bayağı patatesli hatta. Ağzı dolduran güzel bir tat vardı. Şimdi bence bu da kötü bir burger ekmeği değil. Basit olması sebebiyle bence kolaylıkla yapılabilir. Hiç problem yok. Şu aktif karbon kullanmanın sebebiyle eğer işi karıştırmak istemiyorsanız yine tercih edilebilir. Aktif karbonsuz dahi kullanılabilir ama bence güzel oldu. Evde denerseniz bana yazmayı unutmayın. Dolayısıyla bu karbon ekmeği yaparak da üstümdeki yükü atmış oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz baş parmaklar yukarı. Yorumları her zaman yazın. Ne yazdığınız benim için önemli. Daha başka ne videolar çekebilirim? Sizden gelen yorumlarla buna karar veriyorum. Abone olmayanlar da abone olsunlar. O yanındaki zil her zaman yeni videolardan haberdar olmanıza yardımcı oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Başka aktif karbon ekmekli tarifler gelecek. Bir sonraki tarife kadar kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.